Sanki bu ülkedeki sığınmacıları gönderen insan bütün problemleri çözecekmiş gibi bir gündeme oturttular. Ben de geçen arkadaşlarla sohbet ediyorum. Dedim ki, ya sığınmacıları göndermek mesele değil. Varsa çok istekli birisi, göç idaresi başkanı yaparız. Ama kusura bakmayın, sığınmacı göndereceğiz diye kimseyi ülkenin başına geçiremeyiz. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi'nin diğer bütün partilerden her defasında söylediğimiz çok temel bir farkı var. Biz Türkiye'deki sosyal politikalara, ekonomik politikalara, dini politikalara, dış politikaya, güvenlik politikalarına, aklınıza ne geliyorsa hepsine söyleyecek orijinal sözü olan bir partiyiz. Diğer bütün siyasi yapılanmalardan bizim temel farkımız bu. Cumhurbaşkanımız sürekli olarak çıkıyor, diyor ki biz ensarız. Bizim işte ülkemizdekiler muhacirdir. Biz ensarız. Bu cümleden mutlu olan şu Türkiye Cumhuriyeti'nde AK Partili olsun olmasın. Ben bir kişiyi görmüyorum. Peki siyasetin hani tabiri caizse kurdu denir. Her şeyin farkında. Toplum psikolojisini çok iyi yönetiyor diye 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor diye Cumhurbaşkanımızdan bahsedilir. Böyle bir hatayı yapar mı? Normalde yapmaz. Peki sürekli olarak açık artırma gibi sayıları artırılıyor. 4 milyon mültecimiz var. Diğer birisi çıkıyor bir bakan. Hayır 8 milyon. Başka bir işte birisi çıkıyor. Hayır 11 milyon. Bunların hepsi hükümet yetkilisi. Türkiye'de sığınmacının fazla olmasından bu vatandaş, bu millet rahatsızken neden sürekli sayıları artan sığınmacılardan bahsediliyor? Hükümet tarafından diyorum bakın. Yani muhalefetin bunları gündeme getirmesinden bahsetmiyorum. Niye bu inatla anlatılan bir sığınmacı politikası var? Çünkü biz Avrupa'ya bizde şu kadar sığınmacı var dedikçe para alıyoruz. Yani bugün ülkede açık artırmayla sayıları artırılan sığınmacıların sebebi Avrupa'dan para almak. Yani niye biz sığınmacı alıyoruz? Bizim paramız yok. Bu kadar basit. Bakın öyle bir tehlike bizi bekliyor ki. Bugün bu ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Çok açık söylüyorum. 7 Haziran'da bu hükümet tek başına iktidar olamadı. Unutmayın. 7 Haziran 2015. Ne oldu? Muhalefete ülke yönetmek için yetki vermediler ya. Siz demokrasi cumhuriyet diyorsunuz. Ne cumhuriyeti? Ne demokrasisi? Sonra dediler ki 1 Kasım'da seçim yapacağız. Hurra, bir anda ortalıkta bombalar patlamaya başladı. Herkes gerilmeye başladı. Ne oldu? Korkudan herkes gitti en güçlüye, en güçlünün yine eteklerine yapıştı. Bu sefer yapışmayacağız. Bu sefer ne yaparsanız yapın, sizin oyunlarınıza gelmeyeceğiz. Millet olarak bu oyunlara gelmeyeceksiniz gençler. Asla, asla provokasyona gelmeyeceksiniz. Diyorlar ki dövizi nasıl alt ettiysek enflasyonu da öyle alt edeceğiz diyorlar. Diyorum ki yandık. Çünkü belki halt ediyor. Çünkü farkında değiller belki ama dövizi alt edemediler. Ne yazık ki. Yani bundan 2 sene mi oldu? 5 liraydı işte. 2,5 sene mi? 3 sene mi? Bugün 15 lira üzerinde. Ha enflasyonu da böyle alt edecekler. Velev ki ettiler. Şimdi enflasyonla ilgili vatandaşımızın birçoğunun bilmediği bir kavram var. Zannediyoruz ki enflasyon düşünce fiyatlar da düşecek. Bakın kıymetli Türk milleti, geçmiş olsun. Bu fiyatlar daha düşmeyecek.
Bu fiyatlar düşürülemez. Hani oturduğunuz mahallede karşı daireniz ya bu 1000 liraydı kirası bugün 4000 lira diyor nasıl olur dediğiniz 4000 lira var ya. Bir daha hiçbir zaman 3900 lira olmayacak. O artık hep 4000 lira. Hani markete gidip aldığınız domates ya bu nasıl 25 lira olur kilosu diyorsunuz hem de en sezonunda en bol döneminde. O bir daha hiçbir zaman 24 lira olmayacak. Enflasyonu isterse %0 yapsın. Bu fiyatlar bize artık sabitlendi. Bu fiyatlarla yaşamayı öğreneceğiz. Ha peki bundan nasıl biz kurtulabiliriz? Yani bu problemi nasıl hissetmeden geçiştirebiliriz? İşte onun için ne lazım? Hep gösteririz. Gururla milli ekonomi modeli lazım. Bu olmadan hiçbir şeyi çözemezler. Mümkün değil. Konut fiyatlarına %0.99 faizle 2 milyonluk kredi açıkladılar. 2 milyon lira ev için krediyi aldınız, 0.99 faiz ödeyeceksiniz. Hesaplamaya uğraşmayın, 28 bin lira aylık faiz ödemeniz gerekiyormuş. Yani aylık taksit 28 bin lira. Şimdi rica ediyorum, şu ortamda her ay 28 bin lira ödeyebilecek olan kişi el kaldırsın. Kimse el ben kaldırayım da bari. $28,000. Kim için yaptım bunu? Yandaşı için. Bakın size daha ileri bir matematik yapacağım şimdi. Yani bizim kafamız da çalışır. Problem yok. İki tane 2 milyon lirası olan adam düşünün. İki tane 2 milyonu var adamın. Birine gitti X bankasına faize yatırdı. Ayda 30 bin lira oradan faiz geliri elde etti. Diğeriyle de gitti o konut kredisine girdi. Oradan aldığı 30 bin lirayı da her ay 28 bin lira olarak buraya ödedi. Aradan 10 yıl geçti. Adamın 2 milyonu var. Bir de o para ev doğurmuş oluyor. Nasrettin Hoca'nın var ya. Çok güzel matematik değil mi? Bedava ev sahibi oldu. Kim oldu? Yandaş oldu. Size yok, bize yok. Ya böyle bir ekonomik denklem olabilir mi? Zengin daha zengin olsun diye ekonomi üretiyoruz. Ülkedeki denklem bu. Zengin daha nasıl zengin olabilir? Hadi zengin daha zengin olsun. Problem yok. Orada bir derdimiz yok. Tamam da zengin daha zengin olurken bu fakir niye daha fakir oluyor? Problem burada. Şimdi ey TÜİK. Ey TÜİK'e talimat verenler. Bu rakamları büyütmek ve küçültmek için harcadığınız mesaiyi lütfen şu milletin refahı için harcayın. O takdirde hiçbir sorunumuz kalmayacak diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.